Herkese merhaba. Bugün kahvaltı hazırlamaya değil, akşam yemeğini hazırlamaya geldim. Çünkü bir süredir akşam videolarına daha ağırlık versen, akşamları daha çok çeksen, sizin aile ortamınızı çok seviyoruz diye yorumlar sıklıkla almaya başladım. Hatta daha önceden çektiğimi bilenler de var. Böyle bazen sırf akşamdan başlatırım vlogumu falan. Bunları özleyen ve isteyen bazı arkadaşlar oldu. Ben de dedim ki bugün akşam başlatayım. Umarım akşam videoları isteyen arkadaşlar buradadır ve keyifle onlar da ve tüm hepiniz izlersiniz diyorum ve başlıyorum. Şuraya makarna suyu koydum. Makarna yapacağım. Çocuklara böyle tereyağlı ve çeşnili yapacağım ama ekstradan ayrı bir tavada Emrah'la bize biraz domates sos yapmak istiyorum. Makarnamızın üzerine koyacağım. Sade yemek istemiyorum. Emrah'a da sordum, sen de ister misin öyle diye. O da tamam dedi, ben de öyle yerim. Yanına bir de çıtır tavuk oluyor ya böyle küçük küçük. Onu da zaten şimdi gösteririm. Tavuk kızartacağım. Ispanak yemeği de yapacaktım ama dedim ki hepsini yiyemeyiz. Ispanağı dedim en iyisi yarın yapayım. Öyle kaldı. Bu arada haşlanıyor, kaynıyor makarnanın suyu. Ben hemen makarnayı koyayım. Daha önceki yaptığımda kalmıştı. Böyle paketi yırtılınca dolap poşetine koymuştum. Şimdi onu ekleyeceğim. Yemeğimizi yeriz. Sonra çocukları bir yıkayacağım. Sonra kendim de bir duş alacağım. Bakalım nasıl bir vlog çıkacak. Dediğim gibi inşallah seversiniz. Çorbam da var aslında. Şey yapmıştım. Unlu yeşil mercimek çorbası yapmıştım. Yani o kadar lezzetli bir çorba. Neden sevilmez anlamıyorum gerçekten. Ah bu çocuklar. Şunu göstereyim dedim aklıma gelmişken. Daha yıkamadım. Eşim A101'den almış. Ben bir sürahi istiyordum. Allah bismillah. Ne oldu? Hayır, su falan da kaçmadı. Anneciğim sen saçına ne yaptın sen? Bu arada bu çıktı arkadaşlar. Benim oğlum delikanlı oluyor sanki Allah aşkına. Allah. Bilmiyorum annem, çakmak çalışmaya başladı bir yandan. Baksanıza şuna. Saçlarını ıslatıp yan yatırmaya çalışıyor. Saçı uzunken bunu daha çok yapıyordu. Şimdi kısa ama olduğu için yan yatmıyor ama. Ama ben yapmadım. Daha olmadı mı? Tara biraz. Tamam. Şey istiyordum ben. Yağdanlık kullanmıyorum ben arkadaşlar. Biliyorsunuz ufacık böyle az kısmı oluyor. Yıkayamıyorsunuz güzel. Bulaşıyor bir şekilde. Yağ damlayabiliyor kenarından falan filan işte. Dedim bir sürahi alayım. Sürahi dedim hem kirlendikçe her bittiğinde de yıkaması da kolay olur benim için dedim. Böyle görünce de bundan almış ama bunun da bu açma kısmı çok zor geldi bana. Bu ne? Acaba bunun altında mı oluyormuş? Ay bu bildiğiniz şey değil mi ya? Konserve şişesi. Öyle. Şey zor geldi bana da bunun. Şu kısmı. O kadar çok bastırıyorum ki açılsın diye. Gerçi bir süre sonra kolay da açılır ama işimi görür diye tahmin ediyorum. Bu daha iyi olur. Baksanıza mis gibi. Elimi sokarım süngerle. Yıkarım bunu yani. Bir yandan tavuğu da yapayım. Tavuk içinde şunu çıkardım. Çıtır şöyle bir şey arkadaşlar. Göstereyim. Böyle küçük küçük. Ben bu kemiklerini ayırıyorum böyle. Tarak mı? Dur vereyim. Elimi yıkayayım da tarak vereyim. Geldim. Dediğim gibi bu kemikleri alıyorum. Böyle. Bir de piştikçe de küçülüyor bunlar. Böyle lokmalık löp löp. Hiç kemiği yok. At ağzı. Ye gitsin yani. Ama önce tabii ki tenceremin dibini birazcık yağlamam gerekiyor. Sonra o kemiklerini falan da ayırayım. Bunları yerleştireyim. Kemikleri çıkardım. Güzelce hepsini koydum. Yani sıkışık da olsa sorun değil. Dediğim gibi piştikçe küçüldüğü için çok rahat yeterli oluyor bu tencere büyüklüğü. Şimdi bunun kapağını kapatarak yapacağım. Çünkü çok pat 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 patlıyor. Makarnam da haşlanmak üzere neredeyse. Tamam. Makarnamı süzdüm. Zaten görünüyordur orada. Şimdi tereyağı alacağım. Sıvı yağla karışık yapacağım bu arada. Biraz da salata malzemem vardı. Kıvırcık, mor lahana, bir dal yeşil soğan, havuç. Bunlardan bir salata yapacağım. Sonra yaparım ama tavuğum da olsun da. Gördüğünüz gibi küçüldü ama siz göremiyorsunuz. Şöyle. Çocuklarımın da sesi gelebilir, oynuyorlar. Kızım da ödevini falan bitirdi. Tekrarları yapılması gerekeni yaptı.
Öğretmeni sonradan bir şey gönderir mi bilmiyorum. Bazen konu anlatım videoları falan gönderiyor. Ama şimdi abla kardeş oyun oynuyorlar. Şu çeşniden de ekledim şimdi. Çok az da tuz ekleyeceğim. Tamam. Şimdi makarnamı ekleyebilirim. Sonra tavukları da çevireceğim. Evet, makarnamız tamamdır. Sonradan bize domates sos yapacağım dediğim gibi. Ama şimdilik bir kenara alalım bunu. Şöyle biraz tuz ekleyeyim üzerine. Evet, artık akşam menümüzü de yaptıktan sonra, tabaklarımızı hazırladıktan sonra sizlere gösteririm. Akşam menümüzü de bu şekilde hazırladım. Hemen salatamı yaptım, domates sosumu yaptım. Çocuklar pek salata yemedikleri için onlara yoğurt koydum. Bu şekilde hazırlar. Hemen bizim makarnayı da göstereyim. Bir tane pembe domates denilen domatesten rendeledim. Birazcık da salçayla renk vereyim dedim. Baharatlarla falan o şekilde bir domates sosu yaptım. Tavukları gördünüz nasıl küçüldüler. Evet, tabaklarımız bu şekilde. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Şimdi makinemi dizeceğim. Bulaşıklarımı şöyle hepsini çalkaladım. Evet, şimdi düzenleyeyim. Öylesine elime geçen bulaşığı yerleştirdiğim için düzgün değil. Gerçi benim en düzgün dizdiğim bulaşık makinesi de pek düzgün olmuyor arkadaşlar. Hiç beceremiyorum gerçekten bulaşık makinesi düzenlemeyi, dizmeyi. Öyle yapacağız bir şeyler şimdi. Çocuklar şimdi odalarında oynuyorlar. Onlar orada oynadığı için içeriği süpürmedim. Dedim mutfağı hemen halledeyim. Ondan sonra hem dedim oturma odasına hem buraya o hep süpürdüğüm süpürgeyle bir süpürürüm dedim. Yemeklerden sonra, kahvaltılardan sonra mecbur açıyorum o süpürgeyi. Bir şey falan dökülebiliyor. O yüzden süpürge açacağım. Dedim çocuklar orada oynuyorlarken hemen halledeyim dedim. Yatmadan da yine bir şeyler yendikçe bulaşık çıkar. O yüzden hiç çalıştırmayayım ben. Burayı bir temizleyeceğim. Hocamı da temizleyeceğim. Emrah da orada kutuyu yıkarım ben dedi. Ben de zaten bir duş alacağım. İyice kızartma falan koktum zaten. Kendim duş almadan da kızımı yıkarım. Ha, süpürme işim de var. Evet, bir de buraları süpüreceğim. İki oda yani. Yapacağım bu kadar şimdi. Süpürme işini de bu açıdan ayarlayayım dedim. Artık size farklı yerlere yerleştiriyorum. İnşallah bu açılar da hoşunuza gidiyordur. Arada farklılık yapayım istiyorum. Yani içerik sonuçta hep aynı tabii ki. Günlük hayatımız, rutin hayatımız ama farklı açılardan falan çekmeye çalışarak birazcık da olsun farklıymış gibi hissettirmeye çalışıyorum sizlere. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Bir de burayı deneyeyim dedim. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi çalıştırayım. Evet, kutay yıkandı. Onun üstünü giydirdim. Bu arada süpürme işini falan şey diyenler olur şimdi bazı arkadaşlar. Yeni gelenler bilmiyorlardır. Hani geç oldu, komşularınız bir şey demiyor mu falan diyenler olur. Aç 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 aç. Saat şu an kaç? Arkadaşlar 8 olmadı daha. Saat 9.30'a kadar süpürme vaktimiz var yani.
Televizyon izleyebilirsin istersen. Tamam anneciğim. Nerede kumanda? Bilmem. Bak masanın üstünde. Zaten biz 7 gibi yemek yiyoruz. Derin okula gittiği zamanlar bu 7.30 oluyordu. Çünkü Derin'in gelmesi 7'yi buluyordu. 7, 10 kala 7 gibi falan evde oluyordu. Kutay'ın bornozunu aldım. Şu an çok karanlık. Bornozunu koyalım. Arkadaşlar duşumu aldım. Önce kızımı yıkadım. Saçını kuruturmadı her zaman olduğu gibi. Biraz sonra kuruturum. Şimdi oyun oynayacağız. Geçen yıl başında mı ne almıştık kızma birader diye bir oyun. Çocukluğumda çok oynardım ama şu an inanın hatırlamıyorum. Bir de bilmiyorum yeni versiyonu mu. Bayağı büyük bir kutusu var. İçeriye gidince size gösteririm ama gitmeden önce şu burun kenarlarımda falan acayip bir kuruluk var. Bir yağ gibi bir şey sürmek istiyorum. Akşam yatmadan önce zaten biliyorsunuz şu serumu kullanıyorum ben. Nivea Cellular, neyse artık okumaya çalışmayacağım. Leke giderici. İnanılmaz memnunum ben bundan. İnanılmaz memnunum. Keşke indirimde alsaydım. Unuttum. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunu kullanacağım. Bu da bayağı bereketli yağ olduğu için. Bu da bilmiyorum gratislerde kalkalı bayağı oldu diye hatırlıyorum. Dirty Works diye bir marka, hatırlarsınız çoğunuz. Bu yağı kullanacağım. Çok hafif bir yağ arkadaşlar. L'Oreal'im vardı bir mucizevi yağ. Hatırlarsınız belki. Ona göre çok çok hafif. Bazen nemlendiricilerimin içine de ekliyorum bu yağı. Evet. Böyle çok az bir kokusu var. Rahatsız etmeyecek bir kokusu var. Yani çok az dediğim gibi. Bir de dudak kremi süreceğim. Yalnız dudak kremi de aynı ruj gibi. Markasını göstereyim mi size? Şu marka. Kuş burnulu muydu? Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Kızılcıklı mıydı? Sanki öyle bir şey. Saçımın suyunu biraz alsın da havluyla kalayım. Mutfağa gideyim. Muz vardı. Muz doğrayacağım çocuklara. Oyun oynarken de bir yandan atıştırsınlar. Elimi yıkamam gerekiyor. Tadı geçmesin şimdi meyveye. Kızım doğru mu korkuyorum parmağım kesin. Üşüyormaz Meleğim. Korkma anneciğim. Alışık mısın? Hı-hı. Ahlaklıkçı video gibi çok güzel. Şey mi? Doğrarken falan mı? Hı. Çatal alır mısın bir tane? Herkese yiyecek değil mi? Ben yemeyeceğim anneciğim. Tamam, o zaman 3 tane alayım. Hı hı. Evet, muzumuzu doğradık. Şimdi içeriye gidelim. Emrah da küçük sofrayı falan almış. Ortamımızı kurmuş. Hadi gidelim. Bu şekilde kutusu yani. Belki ilgilenen olursa diye göstereyim dedim. Aşkım yardımcı olur musun? Epeyce bir şeyleri var. Eskiden zarla oynuyordu. Şimdi kart koymuşlar. Hmm. Kart çekiyorsun. Karttaki numaraya göre zar gibi ilerliyorsun. Kutay diyor ki ben yeşiller olacağım. Derin sen kırmızı anne, mıydın? Ben sarı mı? Vazgeçtin. Tamam. Al hadi sarıları kendine. Ben aldım. Piyonlar. Acaba hepsini mi almalı? Evet, nasıl oldu bunlar? Herkes 4 piyonla başlıyor. Şunu şöyle döktük. Emrah şimdi yerleştirecek piyonları. Herkesin zaten 4 taneymiş. Evet, kutu sarılarmış. 4'ünü bitiş noktasına getiren kazanıyormuş. Hmm. Başlangıç noktası nereymiş? Başlangıç. Ne onları aldı? Bir sürü başlangıç. Ha, herkes kendi rengine koyuyor. Sarılar sen buraya 4 tane. Ben de satacağım. Anlamadım zaten. Anladım. Kutay buraya koy oğlum. Ben de koyayım mı? Koy bir tanem. Herkes kendi noktasındaki bitiş noktasına gidiyor. Evet artık o zaman biz oynamaya başlayalım. Zaten birçoğunuz biliyordur bunu. Biz unuttuk ama oynaya hatırlayacağız inşallah. Oyuna girmek için bir veya iki çekmemiz lazım. Onun dışında çekerseniz giremiyorsunuz. Tamam canım. Buradan çektikten sonra kullanılan kartı buraya koyuyorsunuz. Kartı çekince üzerinde numaralar yazıyor. Ona göre ilerleyeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Önce değil mi başlasın? Burada canım. Thank you.
çocuklar yattılar. Bizim de Emrah'la canımız bir çay istedi. Durduk çay içesimiz geldi. O yüzden hani böyle bir sallama çay yaparız. Birer bardaklık. Yanına da masada görünüyor mu bilmiyorum. Kurabiye vardı birkaç tane. O kurabiyeden koyarım ama ben sadece çay içeceğim. Çay içerken de Emrah'la dizi izleyeceğiz. Bu geçen de yine size söyledim, dizinin ikinci sezondayız. Arkadaşlar muhteşem giden bir dizi. Yani heyecanını hiç kaybettirmiyor. Acaba ne olacak? Acaba kim yaptı falan diye böyle izliyorsunuz. Başroldeki kadın oyuncuya hayran kaldım. Oyunculuğuna gerçekten. Gerçi oradaki tüm oyuncuları çok beğendim. Dizinin konusunu beğendim. Çocuklar yattıkça böyle artık bu diziyi izliyoruz. İyice sardık bu diziye. La Casa de Papel'e daha başlamadık. Düşünün, belki ona da başlayabiliriz bu hafta. Neyse, bilmiyorum ama şu anda izleyeceğimiz bu dizi olacak. O zaman ben videomu artık burada sonlandırayım arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah akşam başladığım bu video sevmişsinizdir. Sıkılmadan izlemişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.